Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün tesil kitabımızdan inşallah şeyi bitiriyoruz. Teyemmüm bahsi bitiyor. Burada sadece bir madde var. O maddenin de bir dipnotu vardı. Bu maddeyi tekrardan inşallah işlemek istiyorum. Burada sormuştu, demişti ki ve inkâne ma'a rafîkihi ma'un, kişinin yanında dostunda olsa bir su olsa, hel yatlubu minhu, ondan ister mi kable teyemmümü, teyemmüm etmeden önce arkadaşından, rafikinden su ister mi? Cevap olarak demişti ki naam, evet, yatlubu minhu, rafikinden ister. Neyi? Elma, suyu ister. Fe in şayet bezele, verirse lehu, o abdest alacak olan kimseye, muhdise verirse, ne karşılığında, bil kıymeti, kıymet değer karşılığında, yani bir mukabeleti kıymeti manasında, bir mukabeletil kıymeti, elleti, öyle bir kıymet karşılığında ki, yetegabenun, birbirini görmezden geliyor, fiha, o kıymet hususunda, ennasu, insanlar, yani insanların birbirini görmezden geldiği, göz yumduğu bir kıymette o rafiki ona suyu verirse, ev yahut da bir gayril kıymeti, kıymetsiz, direkt bedava, ücretsiz verirse, tevazza, abdest alır. Ve in mena'ahu, şayet onu men ederse, suyu vermezse, ona satmazsa, teyemmüme, abdest alır. Ve salla, namaz kılar demiş oldu. Şimdi burada birbirini görmezden gelmekten maksat şu. Ticaretteki alışverişte, alışverişin tamamında ne vardır? Alışverişte bir kar oranı vardır. Adam 5'e alır, 6'ya satar, 7'ye satar, 8'e satar. Tabi bunu %100 kar koyduğu zaman, üstüne diyelim 5 aldığından 5 koyduğu zaman %100 kar etmiş olur. Bu çok aşırı derecede bir kar etmeye kaçar. Her alışveriş aynı zamanda bir aldanmadır. Yani %1 karla da satmış olsa, %0,5 karla da satmış olsa, burada sonuçta bir aldanma var. Ama bu aldanma az olur, çok olur. Alışverişte de tabii uygun olan, çok fazla karşı tarafı da mahvetmeden, o karşı tarafa da zarar vermeden uygun karını koyup satmasıdır. Yani burada birbirini görmezden geldiği bir kıymetle ne demek? Yani 5 liraysa aldığı zaman insan 6'ya satabilir veya 7'ye satabilir. Bu kadar üstüne kar koymayı insanlar birbirlerine göz yumabiliyorlar. Tamam diyor. 5 liraysa 6 liraya, 7 liraya satabilir. Ama 5 liraya almışsa 15-20 liraya satıyorum derse, 3 katına 4 katına, o zaman burada gabını fahiş var. Yani büyük bir aldanma var. Burada bir dipnot geçmiş, diyor ki kale sahibul inaye, inaye Babert'in kitabı ama Hidaye üzerine yazmış olduğu bir şer, inaye kitabı Babert'in, Hidaye üzerine yazmış olduğu bir şey. Dedi ki bu aldanmayla, gabınla ilgili, hadihi, bu aldanmanın, aldanma ala selaseti evcuhin, 3 şekil üzeri olur. Yani insanların birbirlerini görmezden gelmesi veya işte aldanmadan bahsettik. Bu 3 şekilde olur. İmma ya e'dâhu, o rafiki, yanındaki arkadaşı ona verir o suyu, bimisli kıymetihi, kıymeti, onun değeri misli ile, değeri mukabili ile ona suyu satar. Fî ekrabi mevdi'in, ama o değer de neredeki değer? Fî ekrabi mevdi'in, en yakın yerdeki, minel mevdi'in, yerlerden en yakın yerdeki kıymetinin misli ile, dengi ile ona verir. Elleti, öyle yerler ki ya'izzu, nadir oluyor veya çok kıymetli oluyor. Fiha, orada, o yerlerde, elma, usu, suyun nadir bulunduğu veya çok kıymetli olduğu yerlerdeki en yakın yerde bulunan suyun kıymetinin değeri ile ne yapar? Ona verir, satar. Bu bir. Ev yahut da, üç şekilden bir tanesi bu. İkincisi ise ev yahut da bil gabnil yesir veya gubnil yesir, ikisi de var. Az bir aldanmayla ne yapar? Yani az bir kar koyarak üstüne satar. Ev yahut da el gubnu, evil gubnil fahişi, veya çok fazla aldanmayla, fahiş bir aldanmayla ne yapar? Satar. Üç şekilde bunun satış yolu var. Fe fil veçhil evveli ve thani, birinci ve ikinci veçhe şekle geldiğimizde, la yücüzi'uhu et teyemmumu, o muhdise kafi gelmez. Ne? Etteyemmümü, teyemmüm kafi gelmez, teyemmüm yeterli olmaz. Birinci ve ikinci şekillerde kişinin ne yapması lazım? O suyu alması lazım. Tabii ki yanında para varsa. Ve fil veçhi salisi, üçüncü şıkta ise,
Caze lehu et teyemmümü. O kimseye teyemmüm caiz olur. Neden? Yanında para olmuş olsa bile çok aşırı derecede bir aldanma olduğundan dolayı, parasının çoğusunu ona vereceğinden dolayı yapmayabilir. Niçin? Li vücudi zararı, zarar mevcut olduğundan dolayı, aşırı derecede bir aldanma olduğundan dolayı. Vaktelefe ihtilaf ettiği fi tefsiril gubnil fahişi veya gabnil fahişi ya da vaktulife ihtilaf edildi. Fi tefsiril gubnil fahişi, fahiş aldanmanın açıklanmasında, tefsirinde ihtilaf edildi. Fefin nevadir, nevadir usulde bu kitapta geçiyor ki cealehu, onu kıldı. O gabnı fahişi kıldı. Ne kıldı? Fi tez'ifü's-semeni, paranın iki katına çıkartılmasıyla, arttırılmasıyla. Yani normalde 100 liraysa 200 lira olarak istemesi. Yani paranın iki katına çıkarılarak malın satılmasına gabnı fahiş diyor, dedi Nevadir kitabında. Ve kâle ba'duhum, o alimlerden bir kısmı da şöyle dedi. Huve o gabnı fahiş ma, ol bir şeydir ki, o bir satıştır ki, la yadhulu, girmiyor. Tahte takvimil mukavvimin, değer biçenlerin vermiş olduğu kıymetin, değerin altına girmeyip üstünde kalan fiyata biz ne diyoruz? Gabn-ı fahiş, fahiş derecede aldanma diyoruz. Bu şekilde gabını açıklamış oldu. Evet, bundan sonra el-meshu alel-huffeyni vel-cebira, sargılar ve ayaklar üzerine mes bölümüne geçeceğiz. Rabbim inşallah istifade edenlerden eylesin. Kanalımızı takip etmeyi, çevremizi duyurmayı unutmayalım inşallah.